Şehirde olağan bir gece. Ayşe içinde. Sabah bu ayki maaşına yine el koyan kocası, akşam yemeğinde fasulyenin tuzu fazla olmuş diye evde kırılmadık şey bırakmadı. Ayşe bu hayata 10 senedir çocukları için katlanıyor. Alt kat komşusu Cansu, tekrar eden sesleri duyan tek kişi. Bazen Ayşe ile dertleşiyorlar. Cansu da ısrarlı takibe maruz kalıyor. İş arkadaşıyla çıktığı bir akşam yemeği sonrası onun romantik ilişki teklifini reddetmişti. Şimdi bu insan tarafından her gün takip ediliyor. Hediye ve mesajlara boğuluyor. Ona hayır dediğinde aldığı tehdit mesajı uykularını kaçırdı. Cansu'nun her gün öğle yemeğini yediği bu kafe çalışanının ismi Zeynep. Zeynep 15 yaşında okuldan alındı. Bir adamla zorla evlendirildi. Evlilik içi cinsel şiddet ona sahip olduğu tüm gücünü unutturmuş. Bir gün Cansu ve Zeynep kafede dertleşirlerken billboardda gördükleri numarayı aramaya karar verirler. İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanmasıyla hayatlarında çok şey değişecek. Cansu ısrarlı takip faili hakkında emniyetten uzaklaştırma kararı çıkartacak. Zeynep boşanma sürecine girecek. Ekonomik ve ruhsal zararları tazmin edilecek. Cansu ve Zeynep buldukları çözümü Ayşe'yle de paylaşacaklar. Ayşe oturma izninin kaldırılmasından korkmadan kendi dilinde destek alacak, çocuklarıyla beraber yeni bir hayat kuracak. Türkiye'de her gün binlerce kadın şiddete maruz kalıyor. İstanbul Sözleşmesi etkin bir şekilde uygulanırsa Ayşe, Cansu, Zeynep ve diğer tüm kadınların şiddetten uzaklaşmaları, korunmaları ve güçlenmelerinin güvencesi olacak. Sözleşme, kadına yönelik erkek şiddetinin ve ev içi şiddetin önlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için imzacı tüm devletleri sorumlu kılıyor. Kadına yönelik her türlü şiddetin ortadan kalktığı bir dünya için İstanbul Sözleşmesi'ne hep beraber sahip çıkalım.